İsim neydi? Günah, haram, efendim aleyhissalatü vesselam la tarif ediyor. Ma hake fi sadrike ve kerihte en yattali'a aleyhi en nasu ev aleyhi en nasu. Bak, el ismu, isim nedir? İsim şudur. Günah, haram. Ma hake fi sadrike. Göğsünde geçirip yapmayı tasarlayıp ancak birilerinin görmesinden, bir insanın görmesinden rahatsız olduğun şey. Beni falan kes görürse, ya babama haber verirse, ya komşum görürse. O hake fi sadrike ve kerihte, rahatsız olursun. En yattali'ye aleyhinler, insanların görmesinden kaçındığın, gizlediğin şey. Şimdi yani bırak ellerin, gözün yaptığı, göğsünde dahi geçirip de yapılmasının iyi olmadığı olmadığını düşündüğün şey nedir? İsimdir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedil amin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve innema şerefu'l ilmi bi kevnihi vesileten ila'l birri ve't takva. Ve innema ancak şerefu'l ilmi, ilmin şerefi bi kevnihi oluşuyla ne? Vesileten ila'l birri ve't takva. Bir vesiledir, ne vesiledir? Birri ve takva. Bir ve takva. İyilik ve takvaya, değil mi? Şimdi ayet-i kerimede taavunu alel birri ve takva ve la taavunu alel ismi vel udvan. Bak ayet-i kerime taavunu, yardımlaşın. Pekişin. Bir araya gelin. Birbirinize destek olun. Ne üzere? Bil birri, iyilik ve takva, takva üzerine. Şimdi iyilik, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir nedir? Mel birru ve mel ismud, yani bir ve isim nedir diye sahabelerin sorması üzerine el bir husnul huluk, güzel ahlak. Şimdi güzel ahlak neyi ifade ediyor? Muaşere ifade ediyor, değil mi? Önce kişi Rabbine karşı ahlaklı olmalıdır. Rabbine karşı ahlaklı. Yani Rabbinin emirlerine itaat etmelidir. Ona karşı o bir kaidesini yerine getirmezsin. Rabbine karşı ahlaklı. Daha sonra peygamberine karşı ahlaklı. Efendim o risalete karşı, yani vahye karşı diyelim ahlaklı olmayla, Kur'an'a bir de sünnet-i seniyeye, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı ahlaklı olmalıdır. Birine ahlaklı, diğerine ahlaksız küfrü gerektirir. Allah korusun. Allah korusun. Atiyullah ve Resulahu. Allah ve Resulüne. Allah ve Resulüne itaat ediniz. Şimdi birine yok olmaz. Birini izah edemeyiz. Birçok daha ayetler vardır. Ne olarak ifade eder? Resulullah'ı Allah'tan ayırmıyor. Sünnet-i seniyeyi vahiyden ayırmıyor. Onun için biz onu hiçbir zaman ayıramayız. O nedenle bir kime karşı? Biri Allah'a. İki, sünnet-i seniyye. Üç, kendi ailemize karşı. Ailemize karşı. Anne baba. Yine de Kur'an'da geçiyor, değil mi? Anne baba. Babanıza, ona hatta of dahi demeyin. Ayet-i kerimede Allah Resulü ve hatta Allah'ta hemen sonra da ayet ne yapıyor? Anne babayı. Yani burada şükür et kime? Lillah, veli, valideyke. Ben hem efendim
أن أشكر لي ولي والديك. Yani hem bana teşekkür edersiniz, yani bana şükürde bulunursunuz o nimet-i zahire üzerine. Biz size vermişim. Bir de annen baban sana bakmış. Nimet-i zahiredir o da. Sen onu da bak, bu da şükür nimet-i zahireyedir. Fa'budullaha. Nam. Ve la tuşriku bihi şey'en ve bil valideyni ihsana. İhsana. Ve'budullaha ve la tuşriku bihi şey'en ve bil valideyni ihsana. Çok güzel. Ve'budullaha, Allah'a kulluk ediniz. Yani buna daha sonra neydi ayet-i kelime? وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ. Şimdi buradaki ahlakı şey etmek için soruyorum. وَعْبُدُ اللّٰهَ kulluk edin. وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْءٍ. Sakın ha! Haddi aşıp da birilerine ona karşı şirk koşmayın, ortak koşmayın. Ne nefsinizi, ne hevanızı, ne isteğinizi, ne makamınızı, ne şöhretinizi veyahut dünyadan herhangi bir şey. Çünkü وَعْبُدُ اللّٰهَ'dan sonra kulluktan niye şirk koşayım ki? Ha demek ki hataralar, kalbe doğan bazı şeyler bizi nauzu billah bizimle Allah arasında perde oluyor. O nedir? Kibirdir. Hevadır, nefistir, hasettir, gıybettir. Anladın mı demek istediğimi? Ha bunlar perde oluyor yani. Öyle şey oluyor ki sanki efendim paradır, makamdır, şöhrettir, şehvettir. Ha onun için ve abdullah ve la tuşriku bihi şey'en ve bil valideyni İhsana, baba annelerinize iyilikte bulunur. Bu da bir. Onun için ailemize karşı, bir de bütün müminlere karşı. Ahlaklı olun. Buna beşinciyi de ekleyebilir miyiz? Nasıl eklemeyiz? Bütün insanlara karşı. Yani bir, Allah'a karşı. İki, peygambere karşı, Resulullah'a karşı. Üç, kendi ailenize karşı. Dört, mümin kardeşlerinize karşı. Beş, bütün insanlara karşı ahlaklı olun. Hüsnü huluk. Bütün bunlar için. Çünkü eğer bütün insanlara karşı hüsnü hulukla biz muamele etmezsek, hüsnü muaşereyle muamele etmezsek onları kazanamayız. Biz onları kazanamayız. Onun için Firavun'a dahi قُلْ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Ona yumuşak konuş. Halbuki Firavundur yani. Bunun imanı tarafı yok. Yani ilahlık taslıyor. Efendim Musa Aleyhisselam'a yapma. Makul lehu kavlen leyyinen. Ona yumuşak konuş. Şimdi bir Firavun'a karşı leyyinle, yani yumuşak sözlü bir davet olması varken sen Müslüman kardeşini rencide ederek, inciterek, soğutarak, üzerine giderek, ayıplarını yüzüne vurarak, karamsar konuşarak, cennet sanki hani geçen sohbetimizde söyledik ya, hocam adam sanki cenneti parsellemiş diyor. Ben hoca, onu parselledi, onu tapuladı, cennete ben gitmiyorum. Kızmış, canı sıkılmış hocaya. Tamam mı? Sanki diyor cenneti parsellemiş, tapulamış diyor. Onun olacağı cennete ben girmiyorum. Şimdi bunu niye bu hale getirelim? Onun için bizlere düşen ehli davet faz ve galizel kalp olmamaktır. Ha. Şimdi onun için kötü sözlü fazlaydı. Daha önceki derste söylemiştik. Fazlaydı. Kötü sözlü. Ağır sözlü. Üslupsuzluk. Ha, galiz, kalbi katı. Ha. Onun için bizler bu elim nedir o zaman? Elim bütün bunlara vesiledir. Bu beşine ulaşmaya vesiledir. Elim eğer bizi Allah'a götürmüyorsa, ahlak bazında, Resulullah'a götürmüyorsa, ailemize karşı sorumlu hale getirmiyorsa, ümmete karşı, mümin kardeşlerimize karşı sorumlu hale getirmiyorsa, bütün insanlığa karşı sorumlu hale getirmiyorsa, o ilmin ne faydası var? O ilmin ne faydası var? O ilmin hiç faydası yok. Onun için sadece okumak, onun için Kur'an'da ne diyor? Hiç faydası olmayan, kemesel himari yehmilu esfara. Tamam mı? Yani sırtında yüklenmiş kitaplar giden bir merkep gibi. Yani Allahu Teala efendim. Evet. Yani bunlar bizim için çok önemli. Onun için ve takva bir de nedir? Takva. Takva değil mi? Biz ne söylemiştik? Takvada
üç hal doğurmuştur değil mi? Biri, kişi kendisi kalbine Allah korkusunu yerleştirecek. Takval kulub. İkinci takva neydi? Ne yapacaksa Allah için yapacak. Üçüncüsü, kimi sevecekse Allah için sevecek. Bak, şimdi takvayı tarif ederken diyor, dikenli bir yolda takva, öyle tabir ediliyor. Dikenli bir yolda nasıl yürürsün? Eteklerini kaldırırsın. Ayaklarını dikkatli koyuyorsun. Dikenli, çünkü dikenli bir yol. Takva dikenli bir yolda yürümektir bir mümin için. Dikenli bir yolda yürümektir. Dikenli bir yolda nasıl yürünür? Onun için biz Allah'tan korkacağız. Birinci maddemiz. Yani o dikenli yolda haram lokmaya dikkat edeceğiz. Helal lokmaya dikkat edeceğiz. Helal görmeye dikkat edeceğiz. Helal duymaya dikkat edeceğiz. Helal koklamaya dikkat edeceğiz. Helal tatmaya dikkat edeceğiz. Ellerimizi kullanırken, ayaklarımızı ve bütün ağızlarımızı kullanırken bunu Allah'ın rızasına uygun mudur, değil midir? Ben zaman geldi, ibadet vaktim geldi, kıldım mı kılmadım mı, ibadetimi yaptım mı yapmadım mı? İşte birinci takva budur. Allah'a takval kalbin, kalbe Allah'a yerleştirme. Onu yerleştirdiğin zaman o bütün emrettiklerini yerine getiriyorsun. Bütün emrettiklerini yerine getiriyorsun. Bütün nehyettiklerinden ne yapıyorsun? Sakınıyorsun. Şimdi bu birinci ahlak, bizim birinci ahlakımız önce iyi bir kul olma. İyi bir kul olma. Ve bütün kötülükleri terk etme. Yani hani ta'avenu alel birri ve takva ve la ta'avenu takva ve la ta'avenu alel ismi vel udvan. Sakın ha! Allah'tan korkun. Kötülükte ve düşmanlıkta ne yapmayınız? Yardımlaşmayınız, birbirine destek vermeyiniz. Ha, burada teşvikçi olmayın. Harama teşvikçi olmayın. Teşvikçi olmayın. Onun için bizim takva olmamız gerekir ve ismi terk etmemiz gerekir. İsmi terk. İsim neydi? Günah, haram, efendim aleyhissalatu vesselam nasıl tarif ediyor? Ma hake fi sadrike ve kerihte en yattali'a aleyhi en nasu ev aleyhin nasu. Bak, el ismu, isim nedir? İsim şudur. Günah, haram. Ma hake fi sadrike. Göğsünde geçirip yapmayı tasarlayıp ancak birilerinin görmesinden, bir insanın görmesinden rahatsız olduğun şey. Beni falan kes görürse, ya babama haber verirse, ya komşum görürse. O hake fi sadrike ve kerihte, rahatsız olursun en yattali'a aleyhinnâ, insanların görmesinden kaçındığın, gizlediğin şey. Şimdi yani bırak ellerin, gözün yaptığı, göğsünde dahi geçirip de yapılmasının iyi olmadığı olmadığını düşündüğün şey nedir? İsimdir. Bu ister zina olsun, ister içki olsun, ister kumar olsun, ister bütün haramlar olsun, adam öldürme olsun, yalan olsun, gıybet olsun. Gıybetini yapıyor ya, şu adam bir söyleme, aramızda kalsın. Söyleme, aramızda kalsın. Niye söylüyorsun, ondan bahsediyorsun, bir de bunu söylüyorsun. Ha? Onun için uzva daha ağzalara dağılmamış, göğüste toplayıp birilerinin görmesinden rahatsız olduğun şey nedir? Ağzalara daha dağılmamış. Elinle yapmamışsın, gözünle yapmamışsın, ayağınla yapmamışsın. Göğsünde geçirip başkalarının görmesinden rahatsız olduğun şey isimdir. O zaman biz burada takva değiliz değil mi? Burada takva hal değiliz. Eğer geçiriyorsak, çünkü takva kulup yok burada, kalpte takva yok. O zaman biz ne yapıyoruz? Ha, ikincisi neydi bizim? İkincisi ne yapıyorsak Allah için yapalım.
Bizim için hiç kimse esas değildir. Takvamız bu. Ne yapıyorsak Allah için. Kalbimizdeki Allah tasarruf etmelidir. İbadetlerimizi yapıyorsak halis onun için. Namazlarımız, ibadetlerimiz. Bir hayır ve hasenatta bulunursak halis onun için. Sadece onun için. Livecihi. Sadece onun rızasını kazanmak için. Ve bir de birbirimizi ne için seveceğiz? Allah için. Tamam. El-hubbu fillah vel-buğdu bitti. Fillah. Ha, ikisi de. Allah için sevmek ve Allah için rahatsız olmak. Nasıl demek Allah için sevmek? Yani dünyevi meta. Biliyor musunuz? Dostluğun ölçeği madde ise mesafesi kısadır. Kardeşliğin ölçüsü madde ise, para ise, makamsa, şöhret ise, güzellik ise mesafesi kısadır. Birini güzelliğinden seversin, bakıyorsun ki 10 yıl sonra bitmiş her şey. Malından, servetinden seversin, bir bakıyorsun ki Allah o malı ondan almış. Makamından seversin, bir duyarsın ki makamından alınmış. Onun için ölçeği nedir? Kısadır. Mesafesi kısadır. Peki mesafesi uzun nedir? Allah için sevmek. Her halde inne ahaka al-haq ve men kana ma'ak ve men yudirru nefsehu liyenfa'ak. Bak, inne ahaka al-haq, senin gerçek mümin ve men kana ma'ak, her halde seninle beraber olandır. Fakirlikte, zenginlikte, hastalıkta, şifada, her halde. Ve men yudirru nefsehu liyenfa'ak. Yani bazen de öyle bir kardeş oluyor ki nefsine zarar veriyor, sen fayda görersin diye. Yani seni kendine hani biz daha önceki şeyde isar ruhu, yani kendine tercih etme. Ve yusiruna ala enfusihim ve lev kana bihim al-khasasa. Onlar kendi nefislerine tercih ederler. Onlar her ne kadar böyle fakir dahi olsalar, yokluk içinde dahi olsalar kendi nefislerine tercih eder. Demek ki bizimki ikinci takva şeklimiz, birinci takva şeklimiz, Allah'a kalbimizi yerleştireceğiz. Sadece ondan korkacağız ve onun korkusunu kalbimize yerleştireceğiz. İkinci takva şeklimiz, ne yapacağız? Allah için. İhlas. Değil mi? Ne yapacaksak Allah için yapacağız. İhlas. Yani ihlas olacağız. Allah için yapacağız. Ha, üçüncü işte bu son. Bir de Allah için bir seveceğiz. Dünya için değil. Ha, onun için bu üçü de sahabelerin ahlakıdır. Yani baktığında sahabeleri yıldızlaştıran bu üçüdür. Hakikaten Allah'a kalplerine yerleştirmişler. Allah ve Resul sevgisini kalplerine yerleştirmişler. Başka hiçbir şey yok. Hakikaten birbirlerine Allah için destek olmuşlar, yardımcı olmuşlar. Ve hakikaten birbirlerini Allah için sevmişler. Üç. Ha, onun için. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِيَ وَلَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِيَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَآخِرُ دَعَوَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِرَوْضَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُرُوحِ صَلَاتِنَا الْكِرَامِ الْفَاتِحَ